bilişim duayeni Sayın Murat Göçe ile beraberiz. Murat Bey merhaba. Merhaba, iyi haftalar Mustafa. Sağ olun. Bu hafta neleri konuşacağız? Neler var gündemde? Başlayalım mı? Mustafa, iki tane haberim var. Bir de kendi yorumum olan bir konu hakkında giriş yapacağım. Bu hafta da BT Haber köşe yazımında da bunu bahsettim. İyi insan olmak başlığı bu. Ben tabii başlığı orada biraz farklı kullandım. İyi insan olmak zor zenaattir falan dedim. Bu konu benim aslında yıllardır aklımdadır. Böyle oturup da bir kitap yazsam da iyi olmanın tarifini yazsam diye. Böyle çok da güzel hayallerim vardı. Şöyle bir internete bakayım dedim. Bir sürü kitap çoktan yazılmış, hatta çok güzelleri vardı. Bir tanesininkini, başlığını da çok beğendim. Diyor ki, iyi insan olmak cesaret ister. Ne demek efendim cesaret ister? Neden iyi olmak bu kadar zor bir şey? Vallahi başkalarının çıkarlarını düşünmek, hayvanlara düşünmek, doğayı düşünmek, trafik akışını düşünmek, hava kirliliğini, dağdaki hayvanın yaşantısını, soğuklarda dışarıda kalan insanların zorluğunu falan, bunları düşünmek insana bir sıkıntı verdiği gibi bazen iyilik yapınca da bunun bedelini dışarıdan alınan tepkilerle, gereksiz tepkilerle ödemek de mümkün. En kötüsü, en basiti, düzeltiyorum, en basiti yanlış anlaşılmaları neden olan işler bunlar. İyi olmak zor. Peki bilişimle alakası ne? Şöyle ki, iyi insan olmanın bilişimde nasıl tanımı olabilir? Mesela ben iyi insan kendime dediğimde bilişimde neler yapıyorum? Mesela bir arkadaşımın paylaşımı var, güzel bir bilgi paylaşıyorsa onu beğeniyorum, tekrar paylaşıyorum. Gerekirse onun altına yorumlar yazıyorum. Bir arkadaşım iş arıyorsa onun iş bulmasına yardımcı oluyorum. Bir çözüm satan birisi güzel bir çözüm ortaya çıkardıysa onu tanıtmaya yardımcı oluyorum. Bunlar hep ücretsiz elbette, gönülden. Sadece iyi insan olmanın gerektirdiği şeyler. Peki karşılığında ne oluyor? Karşılığında elbette bunun kadrini bilen, değerini bilen arkadaşlarım, dostlarım mutlaka var. Bilmeyenler ise mutlaka günün birinde bu yaptıklarınızı kötü niyetle vurgulayabiliyorlar. Ama varmak istediğim konu şu. İnternette de biz de böyle bir takım paylaşımlarda bulunuyoruz. Düşüncelerimizi belirtiyoruz. Bir yazı yazıyorum, onu paylaşıyorum. Tamamen amaç burada insanlara bir fayda sağlamak. İnternette benim paylaşımım, kendi yazımla ilgili bir paylaşım, tek bir amacı var. Başkanı bir faydası olsun. Çünkü bizim gazetenin kitlesi farklı. LinkedIn'de benim okuyucu kitlem, beni takip edenler kitlesi farklı. Amacım sadece ortama, sektöre bir fayda sağlamak. Peki ne oluyor? Altına bir yorumlar geliyor ki inanamazsınız. Yani ben iyi bir yazar olduğumu iddia etmiyorum. Dünya çapında bir yazıcı değilim ama bu kadar haksız yorumlar, yani ağza alınmayacak laflar falan, bu yakışmıyor. Yani insan olmaya yakışmıyor. Çünkü ilk bahsettiğin iyi insan olma meselesiyle ilgili söylediklerinde çok haklısın. Burada ciddi itibar suikastleri yaşanıyor ve bunları böyle çok üzüntü duyarak izliyoruz. Birçok konuda bunlar yaşanıyor maalesef. Geçen hafta da bize de biliyorsun Bilişim 500 ile ilgili, geçtiğimiz haftalarda Bilişim 500 ile ilgili bir video çektik ve onun altına yani bizim yalancı ve sahtekar olduğumuzu söyleyecek boyutta aslı astarı olmayan yorumlar bile geldi. Cevabını verdik tabii. Geçenlerde de biz bir bilişim zirvesiyle ilgili bir görsel paylaştık. Ben velet diye tabir ediyorum. Genç bir arkadaşımız gelmiş altına, bunu diyor, hani şey vardır ya lafı diyor. Hani şeye, grafikere gerek yok, bunu amcamın oğlu yapıyor Adobe'de diyor, onun gibi yapmışlar diyor. Olabilir, belki çok çirkin, belki başarısız ama altına böyle bir şey yazılır mı? 21 kişi çalışan bir firmanın yaptığı görselden bahsediyoruz. Nezaket inanılmaz kötü, özellikle sosyal medyada Mustafa. Bir kere emeğe saygı denen bir şey var, önce ona bir saygı göstermek lazım. Sonra terbiyeyi de evden, nezaketi de evden bırakmamak lazım. Geçenlerde güzel bir söylem vardı. Dünyayı nezaket kurtaracak diye. Gerçekten ben de bunun doğru olduğunu inanıyorum. Tabii ekliyorum, dünyayı nezaket kadar teknoloji de kurtaracak. Dolayısıyla teknolojiye bağlamadan da rahat edemiyoruz. Hemen akabinde haberlere geçeyim. Yine okuduğum bir kaynağa göre bu çip üretimi durmuştu hatırlarsanız. Bu pandemi nedeniyle. Uzak doğuda çip üretimi bayağı bir durdu. Çip deyince sadece bilgisayar çipi diye düşünmeyin. İşte hep söylüyoruz, asansör, işte efendim araba. Mesela bir dostum spor salonları için şifreli dolaplar üretiyor. O da üretimini durdurmuş durumda. Yani çip kullanan bir sürü cihaz var hayatımızda. Bunların hepsi üretimi durdurma aşamasına kadar geldi. Çok büyük bir tehlike var.
bir araştırmaya göre büyük markalar 2022'nin sonuna doğru ancak rahatlayacaklar. OEM üretenler, yani bu bahsettiğim asansörcü gibi kendine göre bir cihaz üretenler, hatta işte trafik lambası, efendim havadaki bir karbondioksit ölçen cihaz, aklınıza ne geliyorsa bilişimi kullanan, bilgi teknolojilerini kullanan her cihazı etkileyecek ve bunların çözümü de ancak 2023'ün yarısında, ikinci yarısında rahatlığa kavuşacak diyor haber. Bu inanılmaz tabii, zor bir gelişme. Neler etkileyecek? Zaten fiyatları inanılmaz derecede arttırdı. Doların etkisini söylemiyoruz zaten. O kontrol dışına gitti artık. Ama bir de çip bulunamaması bilgisayar üretimini azalttı. Dolayısıyla bütün fiyatlar da zıpladı. Bu gittikçe de artacak. Yani önümüzdeki 1,5-2 sene biz bilgisayar satın almakta da satmakta da zorlanacağız. Bilişim sektörü içinde bu tabii büyük bir kayıp olacak. Ben bu açıdan biraz tedirgin ve üzgünüm. Şimdi efendim, bu bilişim sektörünün sorunları maalesef bu dolarla ve çip üretimiyle de sınırlı kalmıyor. Çünkü bilişim sektörünün en büyük gücünü oluşturan veri merkezleri var biliyorsunuz. Veri merkezlerinin içinde yüzlerce, binlerce sunucu oluyor. Bu ister firmanın içinde olsun, kendi data center'ında, ister dışarıda olsun, inanılmaz bir bilgisayar yoğunluğu oluyor. Bu bilgisayarlar neyle çalışıyor efendim? Bildiğiniz üzere elektrikle. Elektrik ne kadar zamlandı? Vallahi ben ucunu kaçırdım ama herhalde %50'den fazla zamlandı diye düşünüyorum. Peki bu elektrik zamlanınca bunun maliyetini kim ödeyecek? Elbette bilişim sektörü ödeyecek. Bütün veri merkezleri ve sizin hani basit, belki çoğunuzda bir web sayfası var, bir isim hakkınız var, domaininiz var falan, bunların hepsi zamlanacak. Zaten dolardan dolayı artmıştı. Şimdi artık bir de elektrik maliyeti gibi maliyetlerle bütün hayatımız bu anlamda çok zorlaşacak. Veri merkezlerine ve müşterilerine Allah kolaylık versin diliyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim, hep veri merkezleri etrafında dolaşıp duruyoruz da sizin yaptığınız araştırmalara, incelemelere göre ve çok sayıda konuştuğunuz insandan dolayı bunu soruyorum. Türkiye'de veri merkezlerinde böyle bir tık yukarıya doğru gitme var mı? Bir değişiklik var mı? Şimdi Mustafa, mevcut yapıda veri merkezlerini yukarı çıkartacak firma sayısı çok az. Ama yeni yatırımcılarla bu iş çok büyüyor. Yani hep söylüyoruz, turuncu şirket satılamadı ama satılmak üzere altyapıdaki yaşadığı sorunlardan kötü çıktı. Yani mal kötü çıktı. Umarım satışı gerçekleşir. Çünkü oraya yatırma ihtiyacı var ve çok bir anda çok iyi hale gelebilir. Benim bildiğim en az 3 tane daha yabancı yatırımcının satın almak üzere olduğu veri merkezleri var. Bunlara da çok büyük yatırımlar gelecek. Bir başka firmamız tek başına bir binada bir veri merkezi açtı. Bursa gibi, işte Konya gibi illerde veri merkezleri açıldığını duyuyoruz. Çünkü bu veri merkezinin de sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde açılması önemli. Bu malum disaster recovery, yani felaket senaryolarında başka şehirde olmaları çok anlamlı. Dolayısıyla bu iş gittikçe büyüyor ve teknoloji açısından da sürekli gelişiyor. Ama gelişebilmesi için dediğim gibi yatırımlara ihtiyacı var. Umarım o yatırımlar gerçekleşir. Evet, bu felaket senaryolarına pek dikkat edilmiyor galiba bu veri merkezleri açısından bakıldığında. Geçtiğimiz hafta bir sohbetimizde Sayın Sadi Abalı da aynı konuyu değinmişti. Örneğin Konya'da veri merkezinin açılmasının çok gerekli olduğunu. Kesinlikle. Ya da Güney Anadolu'da noktalarda veri merkezlerinin olması gerektiğini söylemişti. Ama tabii yine yatırımlar büyük şehirlerde ilerliyor, yürüyor. Acaba bunun bir sebebi de altyapı yetersizliği mi? Yani fiber optik kabloların olmayışı ya da teknik problemler mi? Şimdi Mustafa, bir veri merkezi için tabii ki teknolojisi bilmem nesi önemli ama bir o kadar da bu yurt dışına çıkışlara yakın olması gerekiyor. Yurt dışına çıkış 3 noktada var. 2 tane Marmaris'te deniz altından gelen kablo. Bir de Trakya'da hemen Yeni Bosna'ya gelen kablo. Bir kere buraya yakın olması lazım. Dolayısıyla bir veri merkezini İstanbul'da kurmak yerine gidip İstanbul tabii ama İstanbul dışı olarak Yeni Bosna'da veya Marmaris'te kurmak çok daha akıllı. Hız kazandırmak adına. Ama müşteri de yakın olması açısından, ben olsam veri merkezi bugün kuruyorsam bir bacağını Marmaris'e kurarım. Disaster recovery sağlamak adına bir bacağını da İstanbul'a. İstanbul'da olmak zorunda çünkü müşteriler İstanbul'da, ona yakın olacak. Marmaris'te ya da Yenibosna'da olmak zorunda çünkü
yurt dışına çıkışa, yani büyük ana fiber hatlarına da yakın olması gerekiyor hız açısından. Dolayısıyla İstanbul kadar Marmaris ve Yeni Bosna da önemli. Ama disaster recovery genel anlamında bakınca Türkiye'nin her yerinde data merkezleri olmasını bekliyoruz. 24 Kasım'a çok az kaldı. 24 Kasım'ın iki tane çok önemli özelliği var. Birisi Öğretmenler Günü. Başta Mustafa Kemal Atatürk, baş öğretmenimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin bu önemli gününü kutluyorum. Onlar olmasa gerçekten hiçbir şey olmazdı. Evet, belki çok iyi yerde değiliz ama neredeysek de onların sayesinde, başta Atatürk olmak üzere. İkinci önemliliği, 24 Kasım'da bilişim zirvesi var. Biz özellikle 24 Kasım'ı seçiyoruz. Öğretmenlerimizi çok sevdiğimiz için bilişim zirvesi 21.com'dan kayıtları bekliyoruz. İnanılmaz bir program var. Başta kamu büyükleriyle başlıyor. Sonra sektörün en önünde gelenleri ve sonradan 8 konunun işleneceği 4 tane ayrı salonda buluşuyoruz. Program dolu dolu her konuyu işliyoruz. Çok güzel ama yanında bir de bu bilişim zirvesi 21.com'a üye olanlara ücretsiz mandala eğitimi de veriyoruz. Expo'da sağ olsun buna da sponsor oldu. Her sene olduğu gibi bizi yalnız bırakmadı. Dolayısıyla büyük bir bilişim şeleni 24 Kasım'da bizleri bekliyor. Hepinizi bekliyorum. Evet. Ne olacak bu Galatasaray'ın hali? Vallahi çok yoruma açık tabii ama ben tabii yanlı görüşlerim. Yani yanlı bakıyorum. Televizyon dün akşam seyrettim. Yani inanılmaz hakem hatalarıyla haksız verilmeyen bir penaltı veya haksız sayılmayan bir gol. Yani ikisi de Galatasaray'ın aleyhine oldu. Zaten Fenerbahçe yönetimi de bunu kabul ediyor ama onlar tabii hataların onlara daha çok olduğunu iddia ediyorlarsa da öyle bir şey yok. Bu malum hakem, dün gecenin hakemi zaten Galatasaray'ın baş düşmanlarından birisi. Bence çok kötü maçı yönetti, yanlış yönetti. Birçok hakem hatası nedeniyle kaybettik. Ben en kötü beraberlik ama Galatasaray'ın hakkı bir maçtı diye düşünüyorum açıkçası tüm samimiyetimle. Evet, çok teşekkür ederiz. Haftaya buluşmak üzere. Ben teşekkür ederim Mustafa.